İnşaat sektöründeki yeni vergi denetimleri müteahhitlerin yaptıkları konutların satışını durdurmasına neden oldu. Zaten yüksek olan konut fiyatları bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki günlerde iki kat daha yükseleceğe benziyor. İşin uzmanlarına göre yerli vatandaşın ev alma hayali de imkansız hale gelecek. İnşaat malzemelerine gelen zamların dışında yaşanan savaş göçü nedeniyle artan konut fiyatlarının yarattığı kriz giderek devam ediyor. Yerli halkın ev alma hayali giderek imkansız hale gelirken şimdi piyasada satılık ev bulmak da zorlaştı. Nedeni ise Maliye Bakanlığı'nın inşaat sektörüne getirdiği yeni vergi denetimleri. İnşaat sektöründeki yeni vergi düzenlemelerine ilişkin denetlemeler vatandaşın zararına yol açıyor. Çünkü müteahhitlerin çoğu bu gelişmeler nedeniyle konutlarını satıştan geri çekti ve bu da konut satışlarının iki kat daha artmasına neden oldu. Biz bu işi malzemeleri toplayarak, malzemeleri bir araya getirerek yapıyoruz ve sattığımızda tekrardan kazandığımız parayla aynı malzemeleri alarak yine aynı daireleri üretmeyi hedefliyoruz. Şimdi 3 liraya mal ettiğiniz bir konutu kar etmeden satmanız mümkün değil. Ve günün değerinde satmanız gerekiyor. Yani meslektaşlarımın içerisinde 2 yıl öncesinde, 3 yıl öncesinde konutunu üretmiş ama halihazırda satmamış, satamamış olan meslektaşlarımız var. Bu arkadaşlar o gün 200 liradan konutunu ürettiyse 200'den mi satması gerekiyor? Çünkü bugün o konutun değeri 1 milyona gelmiş. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, yeni vergi denetimleri nedeniyle müteahhitlerin daha da zor bir yükün altına girdiğini, bu nedenle birçok müteahhitin konut satışlarını geri çektiğini söyledi. Sert artan fiyatlar karşısında müteahhitin kendi çıkarlarını ve konutunu korumasının bir suç olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Son zamanlarda Maliye Bakanımızın yayını üzerinde çok ciddi derecede hem gayrimenkul danışmanlarımız hem de müteahhit meslektaşlarımızın üzerine doğru bir defter incelemesi tarzında bir olayla karşı karşıyayız. Tabii biz burada uzun zamandan beri çıkarcılık yapan, kartelcilik yapan insanların karşısında olduğumuzu söylüyoruz. Ben şuna inanıyorum ki bizim müteahhit meslektaşlarımızın hiçbiri çıkarcılık ve kartelcilik noktasında değillerdir. Neden söylüyorum bunu da? Malzeme fiyatlarının artışı, arsa fiyatlarının değerinin artışı ve bir belirsizlik var piyasada. Bu belirsizlik aslında konut fiyatını belirliyor. Şimdi böyle bir malzeme fiyatı ve arsa fiyatının artışı olduğu yerde müteahhitin kendisini koruma maksatlı mülkünün değerini arttırması veya malını elinde tutması aslında bir suç olarak görülmemeli. Konut fiyatlarının yükselmesine ilişkin faturanın kendilerine kesilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Sert, bu konuda vatandaşın hakkını korumaya çalıştıklarını da kaydetti. Fiyatların, kiraların ve benzeri şeylerin artışından müteahhitler olarak biz sorumlu değiliz. Biz üzerimize düşeni defaatlerce yaptık. Ayakta kalabilmenin, şimdi insanlar şirket yönetiyor. Duygusallığa yer olmayan bir noktadayız. Bu noktada da artık pazar oluştu. Yerliye satışın minimuma düştüğü bir dönemdeyiz. Evet, Türkiye çapında baktığımızda %3 gibi bir yabancı satışı olsa bile Antalya özelinde bu satışın daha üst seviyelerde olduğunu hepimiz de biliyoruz.